Samsun'da okullar tatil mi? 7 Ocak valilik tatil açıklaması. Samsun'da kar yağışı başladı. Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı kar yağışı uyarısı tuttu. Samsun'da gece başlayan kar yağışı gündüz etkisini arttırdı ve Samsun Valiliği 7 Ocak pazartesi günü okulların tatil edildiğini açıkladı. Samsun'da kar yağışı bugün yer yer etkisini arttırarak devam edecek. Samsun'da kar yağışı gece saatlerinde başladı ve kısa sürede etkisini arttırdı. Samsun Valiliği ise bugün yani 7 Ocak Pazartesi günü Vezirköprü, Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinin ardından Ayvacık ilçesinde tüm okullar, 19 Mayıs, Canik, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde tatil edildiğini açıkladı. Samsun'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Vezirköprü, Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinin ardından Ayvacık ilçesinde tüm okullar, 19 Mayıs, Canik, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde de taşıma eğitim veren okullar tatil edildi. Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, iç kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Vezirköprü, Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği hatırlatılan açıklamada, Ayvacık ilçesinde de tüm okullarda 19 Mayıs, Canik, Alaçam ve Yakakent ilçesinde ise taşıma merkezli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Açıklamada, Canik ilçesinde Gökçepınar İlk Ortaokulu, Başalan Cumhuriyet İlk Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu, Hacı Naipli İlk Ortaokulu, Düzardıç ve Gödekli İlkokulları, Tuzaklı İlk Ortaokulu, Gölelin İmam Hatip Ortaokulu, Başkonak İlk Ortaokullarının tatil edildiği, tatil edilmeyen taşıma merkezleri okullara taşıma yoluyla gelemeyen öğrencilerin ise izinli sayılacağı ifade edildi. 19 Mayıs ilçesinde Karagöl, Kuşkayası ve Kösedik mahallelerinde eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, Alaçam ilçesine bağlı Kızlan İlk ve Ortaokulu'nun da tatil edildiği bildirildi. Ayrıca, Alaçam ilesinin Yoğun Pelit, Yukarı Koçlu, Köseköy, Gökçe Ağaç Oymağı, Kalıp Karaçukur, Örenli, 500. Deresi, Yeni Mahalle, Ortaköy ve Kalıp Demirci mahallelerinden ilçe merkezindeki okullara taşımayla gelen öğrencilerin izinli sayılacağı, Yakakent ilçesine bağlı Karaba İlk ve Ortaokulunda da eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi. Yurt genelinde hava durumu nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Muğla ve Aydın çevrelerinde yağmur şeklinde görülecek yağışların, bugün Hakkari ve Şırnak'ın doğusunda, yarın, Salı, sabah saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Muş'un batısı ile Elazığ'ın kuzey ve doğusunda yoğun kar şeklinde, 20 ila 50 cm, olması bekleniyor. Hava sıcaklığı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimler Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Yoğun kar yağışı uyarısı, yağışların, bugün Hakkari ve Şırnak'ın doğusunda, yarın, Salı, sabah saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Muş'un batısı ile Elazığ'ın kuzey ve doğusunda yoğun kar şeklinde, 20 ila 50 cm, olması beklendiğinden başta çığ tehlikesi olmak üzere buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Buzlanma ve don olayı uyarısı, ülkemizin iç ve doğu kesimleri ile Marmara'da yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı, ulaşımda aksamalar ve benzeri, dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.